Arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Ben notlarımı aldım zaten. İlgili arkadaşlar da takipçisi olsunlar. Sağ olun Kayfur Kan Bey. Sağ olun. Salih Bey. İyi günler. Bu artezyen meselesini çözün de açılışı birlikte yapalım. İnşallah Kaymakam Bey, hepimizin dileği. Muhtar. Buyurun Kaymakam Bey. Ne yaptınız imam meselesini? Vallahi yeni tayin için... Ya yeni tayini beklemeyin kardeşim. İmam vefat etmiş. Yerine atanan da kaza geçirmiş. 3 ay istirahatli. Bir isim üzerinde anlaşın. Kendi kasabanızdan birini vekaleten atayalım bir an önce. Müftü Bey'le de konuşurum ben. Uzatmayın bu işi. Başımla beraber Kaymakam Bey. Hemen arz edeceğim size. Öğretmen 1, imam 2. Hassas olmak lazım bu işlerde. Tabii Kaymakam Bey, müsaadenizle. Ya Kemal, Kaymakam Bey isim bekliyor. Ne yapsak, ne etsek? Birini bulacağız artık muhtar. Adam haklı. Yenisi tayin olana kadar, oho. Hayırlısı. Ak veren kısmını bir toplayalım da bakalım. Evet evet, haklısın muhtar. Sen işçilerin başına git. Baş üstüne efendim. Akın nerede? Uyanmadı daha. Saat 2 oldu be. 2'yi çeyrek geçiyor. Manyak mı bu çocuk? Aman ne bileyim, yorgundur diye. Ulan var ya. Naciye. Ha. Yahu sigarasını, içkisini filan anladım. Hadi başka hatlarını da anladım. Bu ne ya? Neymiş o? Aman ne bileyim, gelmiştir işte bir yerden. Bu oğlan kesin manyak. Anlamadım, gitti be. Mesele bu işte. Ha. Bir isim. Birini bulmamız lazım. Bulmak lazım da kimi? İsmail amca olur mu? İsmail amca. İsmail amca. Ya İsmail amca. Çok yaşlı o ya. Mahsurlu olur. Evet ya. Yani. Kadir'le ne dersiniz? İyi de mektep medrese görmemiş ki hiç. Tabii canım. Hüseyin. Hüseyin'e ne dersiniz? Ya. Hüseyin. Canım, o da bencileyin ötesini bilmez ki. Elhamla tehiyat. Onunla da imamet olmaz vallahi. Ya koca kasaba. Böyle aciz kalamayız. Doğru. Düşünün biraz. Ne yapacağız? Yusuf. Yusuf mu? Hay aklına yani, bin yaşa Niyazi Usta. Yani, ya, bizim talihçi Yusuf. Yusuf olur mu? Yusuf olur mu yahu bu işe? Ha? Olur. Vallahi çocuk İmam Hatip bitirdi. Hafızdır aynı zamanda. Yusuf'un hafızı var mı ya? Tabii canım. Olmaz mı be? Maşallah, su gibi su. Çok iyi. Tamam o zaman. Daha ne arıyoruz? Tamam. İyi de
Yusuf pek genç olmaz mı? Canım 20 küsür yaşında. Hem safın önünde bir ihtiyar titreyeceğine Yusuf olsun derim ben vallahi. Tabii canım. Eminim olur. Tabii canım. Olur olur. Olmayacak da kim olacak? Vallahi iyi olur. İyi olur. Hadi en iyisi olur. Evet evet. Tamam, olur. Olur. Tabii canım. Olur, olur. Tek kusuru topallık. Ama aranızda namazına dikkat etmediğini gören yok herhalde. Doğru. Canım ayağı aksıyor sadece. Olur valla. Yusuf yattı benim aklıma. Evet, olur, bence olur. Olur tabii. Niyazi abi sen bir konuşsan. Hayır muhtar. Bu resmi meseledir. Git konuş çocuklar. Evet. Evet tabii yani. Tabii, sen git konuş. Tamamdır bu iş. Sonunda oldu. Gene kahvaltı yok ha? Baban aradıydı seni. Nereye? Akın. Ne zaman dönersin? Ya bu sizin uyduruk kasabanızda patladım zaten. Bir de sen sıkıntı yapıp durma bana. Selamun aleyküm Yusuf Usta. Oo, aleyküm selam Fahri amca. Buyur. Uğraşıyorsun ha Yusuf. E ne olacak Fahri amca? Leyleğin ömrü lak lakla demişler. İyi. Buyur otur amca. Sağ ol. Ben elimi yıkayıp geleyim hemen. Bu Gresya hele bir de toz toprakla birleşti mi çıkarabilene aşık olsun. Hele hoş geldin. Çay diyeyim mi? Hiç deme. Vallahi Yusuf, Allahu alem sana bir hacetimiz düştü. Bakalım ne diyeceksin. Hayırdır inşallah. Odun yüklemeyi bitirin. Daha sonra gübreşine bakarsınız. Bu ağacı tamam. Önce bu. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ayakkabısı çıkmıştı da. Yo. Ben mümkün değil bunu yapamam muhtar amca. Olmaz. Neden? Canım olur mu? O kadar yaşlı başlı ne bileyim bir sürü büyük hürmet ettiğimiz insan varken. Yani ben zurnanın son deliği bile değilim. Yok olmaz olmaz. Bana senden daha eğil. Daha bilgili bir tek isim söyle. Hemen gideyim buradan. İsim mi?
Bir tek isim. Söyle hadi. Tabii öyle hemen isim deyince... Ama muhtar... Ben bu işi hayırlısıyla oldu kabul ediyorum. Şu yükü al sırtımızdan. Sevaptır. Muhtar. Yarın sabaha kadar bana müsaade et Fahri amca. Bir düşüneyim. Ben yapamam bunu. Sana sabaha kadar mühlet Yusuf Usta. Ama sakın yapamam diye gelme bana. Hadi. Oğlan geldi mi? Evde. Ne yapıyor? Bilmem. Bilgisayarın başında işte. Bak var o bilgisayarda. Bir emriniz var mı Ali Bey? Ben çekileceğim de. Yok. Yat sen. Evet, peki. İyi geceler. Nebil. Bir derdin mi var senin? Nasıl Ali Bey? Kıvranıp duruyorsun da. Bana bir şey söyleyeceksin ama... söyleyemiyorsun sen. Ben mi? Ali Bey... Geç, otur şöyle. Anlat. Ali Bey. Anlat dedik yahu. Ali Bey Akın, oğlunuz. Evet. Biraz garip. Nasıl garip? Onu hep görüyorum Ali Bey. Günahını almak istemem ama... Ama hep çocukların yanında Ali Bey. O sanki... Sanki kötü niyeti varmış gibi. Yani nasıl derler, çocuklarla... Ben her sünnet düğününe giderim Nebil, bilirsin. Evet Ali Bey. Her düğüne gider. Millet bir takıyorsa ben beş takarım. Her şeye maydanoz olurum. İte kopuğa, yalın ayak takımına para veririm, değil mi? Evet Ali Bey. Hiçbir cuma namazını kaçırmam. Bayramda seyranda fink atarım ortalıkta. Niye yapıyorum sence bunları? Ali Bey ben... Çünkü... önümüzdeki dönem vekillik çantada keklik. Anladın mı? O yüzden... Akın değil bilmem ne halt etse... çarşıda fink atıp... fistan giyse, kimse çenesini açmayacak. Sen hiç. Sen hiç konuşmayacaksın. Anladın mı? Anladım Ali Bey, anladım. Anlayacaksın. Anlamazsan... 7 tane sümüklünü alıp depolup gideceksin. Açlıktan gebereceksin. Şimdi defol buradan.
Eline sağlık Niyazi Usta. Hayırlı geceler. Yine bekleriz. Eyvallah. Bu ne hal ya? Gemileri batmış gibi. Niyazi Usta, konuşmamız lazım. Ne konuşuyoruz bakalım? Bugün muhtar geldi bana, dükkana. Ya niye içmedin bir işkembe? Niyazi Baba, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? E sen olacaksın tabii oğlum. Allah Allah. Anlamadım. Senin hocalık meselesi. Bunda konuşulacak bir şey yok. Ne yani? Şu bayramlık ağzımla ben mi olaydım? Ama usta... Ya bırak kafa ötülemeyi. Şuraları bir toplayalım da çıkarız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yapma kız. Anan duyarsın. Abi, nereye böyle? Camiye. Aman yok. Niyazi Baba'ya. Evet ya. İyi. Selam söyle o halde. Bu niye seni görünce sudan çıkmış balığa dönüyor Neslihan Hanım? Aman ne balığı canım. Yürü hadi. Nereden çıktı bu sabah sabah? Hey. Uyan.
Kalk. Ne oldu? Hiç. Ne halt edersen et. Ama sakın benim ayağıma dolanacak bir şey yapma. Anladın mı? Ne demek istiyorsun? Anladın mı dedim. Anladım. İyi. Tamam. Para bıraktım annene. Eline sağlık Niyazi Usta. Eline sağlık usta. Eyvallah. Eyvallah, güle güle, afiyet olsun. Niyazi amca. Aa, Yusuf. Sabaha kadar uyumadın mı sen? Yo, ben... Hadi muhtara gidelim. Niyazi amca, bak ben... Ya hadi. İşim gücüm var benim. Ben doğrusu bir karar veremedim Niyazi amca. Yani olmaz bu iş. Yani yapamam ben ya. Niye uyumadın ki sanki? Niyazi amca. Muhtarı görelim, ben hemen dükkana döneceğim. Niyazi amca, bu iş, bu çok ağır bir sorumluluk. Bu başka bir şey ya. Ulan Yusuf, ta Amerika'dan tut da Çin'e kadar bir alay hürdük, dünyaya nizam veriyorlar sabahtan akşama kadar. Keşke onlar senin %1'in kadar önlü sonunu düşünselerdi attıkları adımların. Yine de pek cılkını çıkarma sen. Ya düşün Niyazi amca, cemaatin önünde ilk duran, ilk Allahu Ekber diyen Hazreti Peygamberimizin ta kendisi. Ne var bunda? Yani bu büyük bir... Efendimiz keçi de sağdı, sökük de dikti, ekti, biçti, yetiştirdi. Ne var yani? Evlat, eğer sende liyakat, ehliyet varsa ve insanların da sana ihtiyacı varsa kaçamazsın. Anladın mı? Kaçacaksan dönelim. Ama kaçamazsın. Bak, sen beni dinle. Yarın öğle namazıyla beraber geçersin önümüze. Allah'ın izniyle. Yenisi tayin olana kadar, ha? Hadi gidip bitirelim şu işi. Yıkıyorduk be. Başka diyor ki böyle beyaz. Hay Allah.
Hala? Duymuyor mu oğlum sen kapıyı? Yok, duydum da. Allah Allah. Heh, hazırlık mı? Heh, iyi, aferin. Duyduk gari, bize hocalık edemeyecekmişsin. Vallahi nasıl desem. Hey, koltuklarım kabardı lan. Aferin kuzum sana, aferin. Senin gibisi az gelir bu köye, az. Bana bak, çörek getirdim sana ha. Lor mor da var. Şşt, öyle aç baş gezeyim deme ha. Duydun mu lan? Tamam hala. Heh. İyi oldu, iyi. Bana bak. Sana gelirken Neslihan'ı gördüm yolda. Öyle mi? Ulan Yusuf. İsteyen mi şu kızı sana ha? Ha? Ne var oğlum? Senin anan da benim, baban da benim. Senden iyisini bulacak bu asman be. Ya hala, ben şimdi... Vallahi sen ruhsatı ver. Ben hemen Kır Mehmet'in başına bitiveririm. Ne varmış yani? Yok hala, şunu hayırlısıyla bir bitirelim de. İyi, sen bileceksin. Hadi iyi ver şunları soğumadan, hadi. Hadi bakayım. Ha. Geç, geç, geç. Oy, of. Hadi. Cidem. Hadi kızım. Kalkma vakti. Cidem. Anne ya, daha sabah bile olmadı. Kızım, köprüye kadar yürüyeceğiz daha. Hadi. Bir şeyler ye hemen de çapacı kamyonunu kaçırmayalım. Tamam. Talihsizim benim. Annen istemez mi mışıl mışıl koynunu doyutmayı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Var olasın evlat. Hayalessalâh. Hayalessalâh. Felâh, hayâlel felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Aleykümselam. İyi yaptın işte. Buyur. Tabii ki. Selam aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Sağ olasın. Selamun aleyküm.
Safları sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allahu Ekber. Çok şükür imamla namazımızı kılabildik değil mi kardeş? Evet abi. Hadi selametle. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Allah kabul etsin. Sağ ol Yusuf. Allah razı olsun. Cümlemizden Fahri amca, cümlemizden. Sağ ol. Hayırlı olsun bakalım Yusuf. Sağ olun Ali Bey, sağ olun. Evlat, sana maşallah derim ben. Başka da hiçbir şey demem. Bana dua et Niyazi Usta. Elim ayağıma dolanıyor. Thank you.
Sağ ol kardeş. Yusuf! Yusuf Hoca! Gel hele gel. Nasılsın Niyazi amca? İyi. Ben bir işkembeyi ötekine aktarmakla meşgulüm. Malum. Haberler sende. Vallahi işte beş vakit. Onu görüyoruz hamdolsun da. Oğlum sen dükkanını falan açmıyor musun artık? Açmıyorum. İyi de oğlum bari vakit aralarında işine gücüne bak. Nihayet ekmeğini de kazanman lazım. Vakit kalmıyor ki Niyazi amca. Oğlum beş koldan saldırırsan vakit kalmaz tabii. Tefsir çalış, fıkıh bak, hadis ezberle. Sen bir de çocuklarla Kur'an'a başlamışsın. Başladık inşallah. Pek güzel de evladım. Sen nihayet vekaleten... Vekil. Ehliyetin varsa, birileri de sana muhtaçsa kaçamazsın. Unuttun mu sen dedin. İyiydi oğlum. Bak. Müsaadenle usta, çocuklar bekliyor. Allah Allah. Ne demeli sana? Bilmem ki. Hadi hayırlı işler. Sağ ol Yusuf. Eskiden hiç olmazsa selam verirdin. Yusuf Hoca. Yok. Ben... Öyle olsun. İşte ne olsun. Uğraşıyoruz işte Hacer. Gelsene. Neslihan, kızım pek koktu. Hadi bir tane sarıver ondan da ver bana bakayım. Gelmeyecek mi? Yok, kaçayım ben. Geliriz gene inşallah. Buyur Hacer hala. Hala tabii ya. Aferin sana. Yusuf'a değmedin vallahi. Ağzını yüzünü sallama, demir tavında dövülür dedim. İyi demiş miyim gı? Yusuf'a demişsin dememişsin boşalım. Yusuf hocam kaptırmış gidiyor maşallah. Destur. Enel acadı kızım. Tabakhaneye şey mi yetiştireceğiz gari? Erkek kısmı işleri sıraya koymayı bilecek. Yusuf'um da hani... Ekmekler yanacak hala. Anam kızar şimdi. Hadi bereketli olsun. Ekmekler yanıyormuş. Allah'ım pilli bebe. O da Yusuf'un çıtır çıtır tutuşmuş. Şunun şebekliğe bak ya.
Oğlana da söyledim, yanıma gel artık, yeter dedim ama... Gelse bakalım. İyi olur gerçekten. Torunları da çok özledim doğrusu. Kısmet, bak Hikmet de geldi işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin Hikmetciğim. Nasılsın İhsan amca? Sağ olasın Hikmetciğim, sen nasılsın? Ne olsun valla, ne oldu, yazdırabildin mi ilaçları? Yazdırdık. Yusuf! Yusuf oğlum! Ne bağırtın oğlum kocaman kadın cami meydanında? Sağır mısın sen? Hayırdır hala, ne oldu? Senin bu nallı Fatma'ya bir iki laf söyleyiverdim. Aman Neslihan işte canım. Hala yine mi? Ne varmış canım? Evlerine uğradım da o delilikten hani. Onu deveceydim. Hala bak öğlen vakti geliyor. Tamam canım. O ahiret işiyse bu da dünya meselesi oğlum. Emin olma o kadar. Belki o ahiret işi bu dünya işidir. Kim bilir? Ana. Bu oğlan da yagasına kattı. Ya da hakikaten de derin bir hoca benim bu Yusuf be. Bak neler biliyor. O ahiret işi dedi, o şey işi. Aman be. Allah Allah. Demek o ahiret işi ha? Allah Allah. Adı ne yani? Onun adı Can. Güzel değil mi? Bundan bir tane daha olacaktı bende. İster misin? Nerede? Hemen şurada. Yakın. Gel al istersen. Annen orada değil mi? Şu ortadaki siyah başörtülü olan. Tanıyorum ben onu. O da beni tanır. Hadi gel. Hayırlı. Size de hayırlı geceler.
Çiğdem. Kızım neredesin? Çiğdem. 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 Çiğdem neredesin? Çiğdem. Çiğdem aklımı yitirtme bana. Çiğdem neredesin? Çiğdem. 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 Çiğdem neredesin? Çiğdem. 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 Cezasını versin. Elleri kırılsın inşallah. Gıkını çıkarma. Ayaklarıma dolaşayım deme. Keserim seni. Çocuk okutmak iş değilmiş. Sayende anladık. Kasaba çalkalanıyor. 9 yaşındaymış. Doğru mu? Yüreğim parçalanmadı. Sen geberip gitsen, sana da parçalanmaz. Sonunu hiç düşünmedin, değil mi?
Hiç. Lakin benim her şeyim suya düşecek. Senin salaklığın yüzünden vekillik filan hayal artık. Konuşmayacak mısın hiç? Peki. Konuşma. Niye doğdun ha? Niye? Niye? Niye doğdun sen ha? Niye doğdun? Niye doğdun? Ha? Konuşmuyorsun demek ha? Senin gibi evlat olmaz olsun. Al bakalım. Al. Elimde gebereceksin. Al. Niye doğdun lan sen? Niye ha? Fahri amca, muhtar. Şu çocuk muhtar, şu zavallı. Hiç sorma, Allah belasını versin kim kırdıysa. Ben dün gece oradan geçiyordum Fahri amca. Oradan mı? Savcıya söyle muhtar amca, diyeceklerim var. Ne gördün Yusuf? Şu herif, Ali Bey'in oğlu, adı neydi? Akın. Akın mıydı? Hı hı. Emin misin Yusuf? Eminim. Söylesen. Tamam, söylerim. O şeytan surat heriften hiç haz etmedim zaten. Rezil köpek. Çocuk, o ne oldu? Hastanedeler. Anası zavallının biri zaten. Kimsiz, kimsesiz. Of, of! Vaz ver hoca. Sohbet ver. Ders ver. Ne istiyorsan konuş. Ama boynu aşan işlerde çeneni açma. Sakın açma. Yoksa keserim bu dilini. Hiç konuşamazsın. Efendi ol. Git camine otur. Bir şey görme. Görsen de söyleme. Tamam mı? Tamam mı? Hem mahalle sersesin bu be. Hoca bu hoca. Sıfatına tükürdüklerimi. Köpeği onları. Reziller. Yusuf dikkat et kendine oğlum. Gözünü seveyim. O çocuk dikkat edemedi Allah. O edemedi. Thank you.
hutbemize nihayet verirken kendinden, kendi nefsinden hoşnutlukla emin olmayacaksın. Dünya senin babanın malı değildir. Sen dünyanın sahibi değilsin. Yeryüzünde kasılarak yürümeyeceksin. Senin boyun dağları geçemez. Senin başın bulutlara değemez. Kimi cürmünü, kimi kabahatini zalimlikle, zulümle, kaba kuvvetle örtmeye kalkışırsan, tövbeden bile mahrum bir zalim olursun. İnsanların şerefini, haysiyetini ayaklar altına almışsan, eline garip kanı, eline yoksul hakkı bulaşmışsa, insanlar içinde başın dik, alnı açık gezemezsin. Gezemezsin! Mazlumun ahı üstünde, düşkünün eli yakandayken, o kopasıca kafanı dik tutamazsın. Tutamazsın. Geç kaldım ona. Bekliyorum. Ah benim oğlum, ah Yusuf'um. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Buyur hocam. Buyur hocam. Böyle bir şey değil mi Hacer? Ah Yusuf'um, ah. Ah Yusuf'um, ah. Allah-u Teala'nın emri ve Peygamber Efendimiz'in sünneti ve amelde mezhebimizin imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadıyla ve hazır olan Müslümanların şehadetiyle vekili olduğun Mehmet kızı Neslihan'ı, 16'ın mehri müeccel ve 5 altın muaccelle talibi olan Ömeroğlu Kemal'e verdin mi? Verdim. Thank you.
artık yapamayacağım. Ne dedin? Artık yapamayacağım. İmamlık yapamam. Namaz kıldıramam. Ben yapamam. Nedenmiş o? Yapamam. Bak şuna. Ne? Bak. Bak işte. İşkembe değil mi bu? Bildiğin boklu işkembe. Pis. Temizlenmemiş. Ben işte. Paşa Kapısı cezaevinde tamamı 12 sene yatmış Niyazi. Yarın yiyeceğimden başka 5 kuruşum yok. Dünyada bir akrabam, bir hısmım yok. Öyleyken şu halimle şu pis şeyi alıp pırıl pırıl bir nimete döndürüyorum. Yiyip de şükrettiğimiz bir tas çorba çıkartıyorum bundan. Bak! Bir çocuğa elif bağ belletmek, bir adama israf da kibir de haram dedirtmek dünyaya değmez mi Yusuf? Değmez mi? Sopa yedin. Kendi ellerinle gelin ettin Neslihan kızı. Tamam. Ama gençler camiye devam ediyorlar be evladım. İnsanlar Yusuf ezan okuyacak diye saat bakıyor. Etrafında kirlisi de var, pisi de var. Dile temizle onları. Dile bırak onları, her koyun kendi bacağından sallansın. Thank you.
değil mi? Çok para istiyorlar. Derenin aşağısında daha güzel yerler var. Bak Kemal'lerin yeri var, onu o zaman istediler. Evet. Kemal kaç para istedi şimdi hatırlamıyorum. O bile pahalı. Anladın mı? Ya şu derenin yukarısında iki dönüm arsa var. Orayı gösterir sonra. Başka bir yer. Ha, başka bir yer. Olmazsa ben gidip bir şekilde hallederim. Tamam mı? Sen bana bırak onu. Tamam. Bir şey değil onlar. Hoca dediğin ne iş yapar? Sorarım size. Hoca dediğin ne iş yapar? Cevap yok mu? Ne iş yapar Muhsin? Kadir abi. Cemil dayı. Hoca ne yapar? Sünnete gelir değil mi? Davetlere. Namaz kıldırır. Ha? Çocuklarınıza teyemmüm belletir. Ölürsünüz, ölünüzü yıkar. Gömer sizi. Değil mi? Evet. Ben bir şey daha yapacağım. Bir şey. Borcunuzu hatırlatacağım. Sonra giderim. Yusuf Hoca biz bu... Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ettik. Hepimiz. Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ettik. Meleklere, kitaplara, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, kaza ve kadere, ahiret gününe şehadet ettik. Ettik mi? Ettik. Ettik. Ettik ya. Ettik. Tabii, tabii ettik. Öyleyse yanı başınızda olanlara da şehadet edin. Bir canavar bir mazluma çullanıyorsa, biri diğerinin canına, malına, namusuna, ırzına tasallut ettiyse, neme lazım demeyin. Bana ne demeyin. Ben gidip 40 mahkeme de olsa o zavallı çocuğun hayatını karartan adamdan davacı olacağım. Bunu herkes bilsin. Oturun lan yerinize. Size yalvarıyorum. Bilen bildiğini söylesin. Söylesin ki... Hoca! Cami seni kesmiyor herhalde. İleri geri konuşup durma. Bas git. Millet oyununu oynasın. Kimse konuşmayacak mı? Böyle kapanacak mı bu iş? Hoca, kabak tadı verdin ama. Kimse yok mu? Ben varım. Ben her şeyi biliyorum. Ne bil? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Ellerin o kadar pis ki... artık... artık kimsenin ağzını kapatamaz. Bir tane. Arabaya bin. Tamam.
Bin şu arabaya. Hocam hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Yorgunluk vardır ama evvela camimize gidelim isterseniz bir hocam. Hayır, buyurun. Hayır. Buyurun. Geldiniz mi hocam? Merhaba. Merhaba. Bu bir ateşten gömlekmiş hocam. Ben şerefle taşıdım. Allah mahcup etmesin. Afiyet olsun. Sarımsağını bol koydum dediğin gibi. Niyazi Usta. Niyazi Usta. Gel bir gelsene. Gel bir gel. Gel. Hadi. Hayırdır? Ay usta ya. Şu fırıncı olacak kıtı piyozu bir sıkıştırıver be ya. Fırıncıyı mı? Niye ki? 6 tepsi börek vermiştim sabahtan beri. Daha 2 saati var deyip duruyor. Allah'ın iş bilmezi. Hayda. Yahu sen neyin açık adınsın Hacer böyle? Niye ki? Ya Yusuf evleneli bir ay olmuş. Düğün dernek yeni aklına geliyor. Yemek dökecek, davet verecek de Hacer Hanım. Oho! Ne yapayım? Bıraktı mı Yusuf Bey yapalım? Gizli saklı gitti. Aldı izinnameyi geldi. Beş dost çağırıp ağırlamak olmaz mı hiç? Aman sanki ben bilmiyorum. Tamam tamam gidelim şu fırıncıya hadi. 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 Vay benim çiğdem çiçeğim. Vay benim inci tanem. Nereden çıktın sen? Annem de geliyor bak. Seni almaya geldik. Öyle mi?
Hacer hala bir yerlere sığamıyor. Gidelim hadi. Hadi.